Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu hastalık durumum biraz devam ediyor gibi. Hani bir tuhaf bir durum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hasta mıyım, değil miyim, ne oluyor belli değil ama sesim bir tuhaf geliyor olabilir. Neyse, sadede gelelim arkadaşlar. Biz yine oturduk itopya.com ekibiyle birlikte sizler için fiyatını çok güzel optimize ettiğimiz bir oyuncu sistemi topladık. Gelin isterseniz şimdi bu oyuncu sisteminin detaylarına bakalım. Videoda ben teknik özellikleri anlatacağım da siz hani önden bakmak isterseniz bu arada ürünün satılanma bağlantısını ve teknik detaylarını açıklama kısmındaki linke bıraktım, oraya tıklayabilirsiniz. Ya arkadaşlar, videoya zaggadanak girdim de şimdi benim bu oyuncu sistemleriyle ilgili bir tribim var. Önce sizlerle o tribimi paylaşmak istiyorum. Daha önce kanalımda farklı oyuncu sistemleri çektim vesaire. Dikkat ettiğim tek bir kriter var. Zaten bu işin çok ıcığından cıcığından anlayan bir insan değilim ya. YouTube'da bayağı ustalar var. Böyle ıcığından cıcığından çok iyi anlamadığım için de dikkat ettiğim en önemli unsuru dedim ki Çağdaş, sen şu marka olayına dikkat et abicim dedim. Ne demek bu? Yani bilgisayarın içerisinde kasasından power supply'ına kadar en azından benim bildiğim, insanların da bildiği, rüştünü ispat etmiş güvenilir markalar olsun dedim. Vallahi arkadaşlar, sizlerin yorumu ne olur bilmiyorum ama benim açımdan parça, genel olarak parça bütünselliğinin kalitesi anlamında içime sinen bir sistem oldu. Fiyatı da tabii ki de şu an neredeyse sadece ekran kartına eşdeğer durumda bütün setup'ı. Gelin artık başlayalım. Neyle başlıyoruz? Oyuncu sistemi dediğiniz şey ilk olarak ekran kartıyla başlanır. Ekran kartımız arkadaşlar üzerinde Gigabyte'ın 1660'ı takılı. Bu ekran kartı 6 GB'lık bir ekran kartı ve 192 bitlik değer veriyor. Bu ekran kartının maksimum çekirdek hızı 1830 MHz'lere kadar geliyor. Fakat çok böyle teknik ayrıntılarla bunu atmadan şunu net bir şekilde söyleyeyim ki amacınız espor oyunlarını oynamak ve yanında güncel çıkan oyunları da böyle 1080p'de sıkıntısız oynamaksa bu kartın akarı kokarı yok kardeşim. Yani sizi rahat bir şekilde oynatır. Ama bana soracak olursanız esas olarak bu sistemin olayı 1080p oyunların kralı olması. 2K'da 4K'da oynatmaz mı? Ya oynatır ama kompetitif rekabetçi oyunlardan bahsettiğimiz için 1080p ile sınırladığımız zaman bu ekran kartıyla uzun vadede herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Gelelim işlemcimize. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 1600 AF modeli. Bu AF nedir? AF arkadaşlar Ryzen 5 1600'lerin yenilenmiş modeline deniyor. Peki nesi yenilendi? Ya bizim aslında çok da dikkat etmediğimiz bir ayrıntı var bu işlemcilerde. Arkadaşlar aslında çoğunuz dikkat ediyorsunuzdur da hani son kullanıcının çok ilgilendiği bir şey olduğunu sanmıyorum. O da şu nanometre meselesi. Bundan bir önceki nesilde yani AF tagı bulunmayan Ryzen 5 1600 işlemciler 14 nanometre. Ryzen 5 1600 AF'ler ise 12 nanometre. Bu 2 nanometrelik fark işlemcinin performansında arkadaşlar 2600'lere yakın bir etki göstermesini sağlıyor. Aslında bu işlemci için yenilenmiş, performansı arttırılmış Ryzen 5 1600 demekte hiçbir sakınca yok. Bu işlemcimiz 6 çekirdek ve 12 thread'den oluşuyor. Normal standart fabrikasyon ayarlarında 3.2 GHz'e kadar geliyor fakat Power Boost ayarlarda 3.6 GHz'e kadar kendisini kullanabiliyor. Geldik anakartımıza. Bir fiyat performans sistemi, işte uygun fiyatlı bir oyuncu sistemi dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Tabii ki de Gigabyte'ın B450M S2 açları. Şimdi bu anakartı artık hepimiz biliyoruz. İşlemci anlamında Ryzen 7, Ryzen 5 ve Ryzen 3'leri destekliyor. İçerisinde yani bünyesinde 2 adet RAM slotu barındırıyor. Maksimum 32 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. RAM'lerin de maksimum frekans hızı 3600 MHz olarak belirlenmiş. Bir de tabii ki de artık günümüzün vazgeçilmezi olan M.2 slotu da B450M S2 açlarda bulunuyor. Vallahi anakartla ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Gelin isterseniz direkt ben neye geçeyim? RAM'lere geçeyim. RAM'imiz Yoxia diyecektim. Burada M2'yi görüyorum da arkadaşlar. RAM'lerimiz üzerinde 2 adet konumlandırılmış durumda. Bu 2 adet konumlandırılan RAM'lerin bir tane 8 GB yani toplamda 16 GB'lık RAM var sistemimizde ve 3200 MHz değerinde bu RAM'ler. Markası da G-Skill arkadaşlar. Onun dışında CL16 bu RAM'ler. CL16 da artık standartlaştı ama önemli bir hız ayrıntısı, onu da belirteyim. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda çok ihtiyacınız olursa onları işte 32'ye de 16-16 şeklinde dönüştürebilirsiniz. Ama şu an 8-8 gayet ideal. Artık gelelim SSD'yi. RAM'lere girerken de söylemiştim, kendisinin markası Kioxia. Bu Kioxia bildiğiniz gibi Toshiba'nın yeni ismi. Bu şeylerde, belleklerdeki. Kendisi M2, zaten onu söyledim. 500 GB'lık bir M2 SSD. Şöyle bir durum olabilir. 500 GB M2 SSD'yi yani genelde bir oyuncu sistemi için artık az. Ama arkadaşlar şunu açıkça söyleyeyim. Bizim derdimiz fiyatı optimize edilmiş bir şekilde ve en azından çalışır, kullanabileceğiniz bir şekilde size bir sistem sunmak. Sen bunu alırsın, 500 GB'ını
zaten 2-3 oyun sonra dolar o muhtemelen. Gidersin bir tane şuraya HDD alırsın ya da standart bir tane SSD alırsın. Depolama alanını yükseltebilirsin. Bana soracak olursan başlangıçta gerek yok ama ileride ihtiyaç duyabileceğiniz bir şey. Çok oyun delisiyseniz, böyle kütüphaneniz ağzına kadar doluysa yetmez o. Ama ilk alımda yeter. Şimdi geliyorum kasamıza. Kasamız gelmeden bir oyun testine bakalım ya. Oradan kasaya geliriz. Gelin oyun testinin sonuçlarına bakalım. Bu arada oyun testi dönsün ekranda. İşte düşük ve yüksekte yaptık değil mi? Ha, Valorant'ta düşük ve yüksekte yapmışız arkadaşlar. Çünkü sistemimiz e-spor odaklı olduğu için bir tane rekabetçi oyunda böyle bir ikili test yaptık. Zaten testler dönüyor. Ben bir susayım, sonuçlar bir çıksın. Susmayacağım, vazgeçtim arkadaşlar. İki testi de 1080p'de yaptık. Bir tanesi en düşük ayarlardaydı Valorant'ta. Diğeri de yüksek ayarlardaydı. En yüksek ayarlardaydı. İkisinin arasında ne ciddi bir FPS farkı oldu ne de oynanışta bir akışkanlık problemi yaşadık. Ki bu bilgisayarın stokları çekilirken arkadaşlar bakın bunu gel doğru bir olay bu. Bu oyun testini çeken arkadaşı dedim ki oğlum ne yapıyorsun saatlerdir oyun oynuyorsun. Yani biraz da uzun test etti kendisi, daldı oyuna. Hani bir 2 saat falan Valorant testi yapıldı bu makineyle, onu söyleyeyim yani. Bir de Valorant'tan sonra bir de GTA testi yaptık. GTA artık standartlaştı arkadaşlar. Hani onun zaten biz de FPS testini kullanıyoruz otomatik olarak. 70 ile 130 arasında değişti değerler. GTA için bence yeterli. Bu arada GTA testinde yine 1080p'de en yüksek ayarlarda yaptık. Son olarak da arkadaşlar Cyberpunk oynadık. Şimdi Cyberpunk şöyle özel bir durum var arkadaşlar. Birkaç tane de okudum. Optimizasyon sorunu var. O var, bu var falan filan. Tamam, bunları bir kenara koyuyorum. FPS anlamında neredeyse tüm bilgisayarlarda aynı FPS'i alıyor. Ama Cyberpunk'ta önemli olan şey bu tarz bizim oyuncu sistemlerini test ettiğimizde bu sistemin ne kadar akışkan oyun deneyimi sunup sunmadığı Cyberpunk özelinde. Doğal olarak Cyberpunk örneğinde arkadaşlar hani o testte FPS'e çok takılmayın, oyunun akışkanlığına odaklanın. Bu makinede bize 1080p yüksek ayarlarda akışkan bir oyun deneyimi yaşayacak. Gelelim artık kasamıza. Kasamız Corsair arkadaşlar. Şuradaki camı tamperli değil. Fiyat optimizasyon derdini unutmayın. O nedenle bir takım kısıtlamalara gidebiliyoruz. Onun haricinde PSU'yla yani power supply ile birlikte gelen bir kasa. 550 watt'lık bir power supply takılı üstünde. Başlangıç için yeterli ama hani ben delirteceğim bu makineyi derseniz hani ilerleyen zamanlarda bir power supply revizesine gidebilirsiniz. Ama hep kompetitif, hep rekabetçi oyunlar oynuyorsanız hiçbir revizeye gitmenize, şu halinin ötesine çıkarmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Geliyoruz fanlar ve ışıklar meselesine. Siz buradan bir ışık görüyorsunuz da onu biz koyduk içine arkadaşlar. Kasamız ışık anlamında bayağı sade bir kasa. Kasanın ışık olayından bahsediyorduk. Kasayı açmayı unutmuşuz zaten. Böyle video mu olur? Ama güzel oldu. Krizi fırsata çevirelim. Gelin birlikte açalım. Bakın hiçbir ışığı yok. Görmüş olduk. Gördüğünüz gibi. Önüne bir tane sonradan ekstra fan takılmış. Siz orayı daha sonra üstüne bir fan daha takabilirsiniz. Orada bir boşluk var. O fan ışıklı anladığım kadarıyla. Şurada bir ışık belirtisi görüyorum. Ya arkadaşlar sonuç olarak aman aman ışıklı bir kasa değildi. Siz isterseniz bunun içine şerit ledleri döşersiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Yani fiyat optimizasyon derdimiz olduğu için 2 dolar oradan 3 dolar oradan kırpalım derken bir takım görsel efektlerde boşluklar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bitti yani, bir sistemle ilgili ne anlatılabilir ki başka? Ne diyeceğiz başka? Bitti ya bu. Giriş çıkışlarından da bahsetmeyeyim canım. Artık standart onlar yani. Hani işte mikrofon, USB'si var. Güzel. Ben beğendim ya bu kasayı. Başlangıç seviyesi sistem topla deyip duruyordunuz bana. İtopya ile biz konuştuk. Bana şöyle başlangıç seviyesi bir sistem topladın mı? Vallahi benim içime sindi arkadaşlar. Umarım sizler de ve aranızdan satın alanlarda bu sistemle güzel oyunlu, keyifli vakitler geçirir diyorum ve video kapanış kısmına geçiyorum. Dediğim gibi sistemi satın alabileceğiniz ve teknik detayların yer aldığı açıklama kısmına link, sanki ilk videom gibi ya. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmına link bıraktık. Oradan sistemin satın alma bağlantısını ve teknik detaylarına ulaşabilirsiniz. Umarım herkesin içine sinen bir sistem olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.